İyiyiz. İadelerimi yapmaya gelmiştim. Ta bu karantinadan önce aldım. Onların iadesini yapmış. Şöyle çekilen insanların yolunu kesim. Nasılsınız? Biz de sizi çok özledik. Vallahi çok mutlu oldum sizi gördüğüme. Ben sizi gördüğümde hep mutlu olurum da. Nasılsınız? Geçmişler olacak inşallah hepimize. Çifte bayram bekliyoruz hayırlısıyla. Çok aynen içim rahattı. Kabine girmedim, hiçbir şey denemedim. İadelerim vardı, onları verdim. Onun dışında da herkes çok ilgili ve çok gayet sakin bir şekilde. Böyle günlerde alışveriş yapmaya elzem buluyor musunuz? Alışveriş yapamıyorum. Eleştiriliyor hani. Çok mu acilde elbiseli bilmem ne falan? Yok, iade yaptım ben. Karantina öncesi aldım ama alışveriş yapacak. Şu an daha nerelerine gideceğimizi bilmediğimiz için henüz alışveriş yapmıyorum. Peki karantina günlerinde neler yaptınız? Nasıl geçti evvelleri? Valla bol spor yaptım. Evde vakit geçirdim. Kendime vakit ayırdım. Bol bol dua ettim bir an önce bitmesi için. İnşallah çifte bayramı bekliyoruz biz de. Büyüklerimizin söylediği gibi. Yok, yapmadım. Ben spor yaptım. Belli oluyordur herhalde. Evet, makyaj tüyoları da verdim. Evet, makyaj, cilt bakımı. Bana genelde sorulan şeylerle ilgili. Evde olmaya çok vaktim olmadığı için normalde sosyal hayatta çok fazla yoğun çalıştığım için bunu böyle biraz da takipçilerim için bana gelen soruları cevaplamak için kullandım. Hayırlısıyla bitti inşallah. Hepimizin duası bu. Bu dönem süreç hayatınızda neleri değiştirdi? En çok ne zorlandınız? Ne de zorlandım? Yani aile büyüklerinden uzak olmakta zorlandım. Sevdiğim insanlardan uzak olmakta zorlandım. Çok tedbirli davrandım ben en başından beri yani. Çalıştığım bütün kurumlar da öyleydi. O yüzden şanslıydım. Yani en çok özlem herhalde. Kadınlarda çok fazla titizlik de oluyor. Ofisi kontrol. Ben zaten çok titizdim. Benim hayatımda hiçbir şey değişmedi. Mesela kuaföre gittim geçen hafta. Benim kuaförüm de çok titizdi. Çok bir şey değişmedi. Ben zaten böyle çok dokunmatik bir tip değilimdir. Sık sık ellerimi yıkarım. Çok titizimdir. Biraz benim de öyle takıntılarım var. O yüzden çok bir şey değişmedi bana. Normalde hep sizi işlerde görüyorduk ama şimdi 60 gün içinde aslında hiç iş olmadı böyle. Evet. Evde peki bunca uzun süre vakit geçirirken hiç İlkokuldan önce... beri herhalde ilk kez bu kadar uzun süre evde kaldım diye düşünüyorum. Daha önce hiç keşfedemediğiniz bir özelliğinizi keşfetme fırsatınız da oldu mu? Yok, bütün özelliklerimi keşfetmişim ben. Hiçbir şey, yeni bir şey keşfetmedim açıkçası. Yine kendi ilgi alanlarımla ilgilendim. Bol bol okudum. Okumaya çok vaktim oldu. O güzel oldu. Biraz kişisel gelişimle ilgili şeyler de okudum. Bir de böyle biraz yeni kararlar aldık. Daha önce de böyle paylaşmıştım sosyal medyadan. Daha aktif bir şekilde yardım kuruluşlarında rol almaya çalışacağım. Bu süreç bittikten sonra. Böyle biraz iş dünyama da döndüm. Çok dua ettim. Meditasyon yaptım. Sevdiklerimle uzun konuşmalar yaptım. Öyle geçti yani. İnşallah geçti. Size de hayırlı uğurlu olsun. Sizleri de sokakta görmek çok güzel. Şu an için inşallah bayramı bekliyoruz heyecanla. Önümüzde bayram bir tatil olacak mı yoksa İstanbul'da? Yok, buradayız canım. Tatil yapmayı planlıyor musunuz? Yok, şu an hiçbir plan yok. Şu an buradayız, işbaşı yapacağız. Haziran'da Allah'ın izniyle ekranlara geri dönüyoruz. Bir ara vermiştik biz de. Ekibime kavuşacağım, kanalıma kavuşacağım. Onun heyecanı içerisindeyim. Ben biliyorsunuz çalışmayı çok seviyorum. Az kaldı, bir 10 gün sonra geri dönüyoruz. Bu esnekliği ya da rahatlığını, yani eskiye dönüş değil yok, de. Burada nasıl buldunuz? Ben çalışmayı seviyorum, aktif olmayı seviyorum. Sevdiklerimle vakit geçirmeyi seviyorum. Ailemle, arkadaşlarımla, erkek arkadaşımla. O yüzden de yani özlemedim. O dinlenmek yetti bana bu kadar. İnşallah normal hayata dönelim. Daha tedbirli bir şekilde. Birçok sanatçı da aslında şeye sitem ettiler. Büyük maddi kayıplar yaşadık. Biz bile güçlük çekiyoruz işte yaşantılarımızda. Çoğumuz işte kiramızı ödeyemiyoruz gibi açıklamaları oldu. Büyük de tepkiler aldılar. Sizde böyle bir maddi zarar, bir maddi kayıp var mı? Valla onu düşünmedim ben. Onu düşünmedim açıkçası. Herkes tabii ki maddi kayıplara uğradı. Ama etrafta o kadar zor şartlar altında, o kadar zor şeyler yaşayanlar var ki benim kendi adıma konuşmam pek doğru olmaz açıkçası. Ben şükredip hamdolsun demeyi tercih ettim genel olarak. Peki bu karantina önünde siz de söylediğiniz erkek arkadaşımla işte böyle geçirdim bolca. Her şey yolunda. Şey özel hayat konuşmuyoruz. Çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Kolay gelsin. Peki, çok teşekkürler. Bunu abi tam kamera. Seç abi.